eğitilen kadınlarımızı sipariş üzerine işlerimiz oluyor. Aynı zamanda kooperatifin de işleri oluyor. Çantalar dikiyoruz, farklı firmalardan gelen talepleri karşılıyoruz. Ama öncelikle maskeyle başlamıştık yola. Çünkü biliyorsunuz bu süreç bir korona süreciydi. Daha sonra eğitim geliştikçe kendilerine ait olan işleri dikiyorlar. Tabii aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bunlar parça başı iş, yaptıkları parça başı iş olarak da ücret veriyoruz. Ve kendilerini bu ortamda çok huzurlu ve mutlu hissediyorlar. Ve bu yaptığımız çalışmaları daha da arttırarak, daha çok kadına dokunarak büyütmek istiyoruz. 35 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. Mersin'de oturuyorum. Ev hanımıydım normalde. Ama buraya tanıştıktan sonra hem kendi becerimi arttırıp hem de evime katkıda sağlamaya başladım. Ya evime katkıda sağladım. Yani çocuklarım üzerinde benim de bütçesel açıdan daha rahatladık. Yani kendi açımdan özgüvenim arttı. Para kazanabilmeyi, üretimde olabilmeyi. Buraya gelsinler, evde durmasınlar. Mutlaka herkesin yapabileceği bir iş vardır. Yani kimse ben yapamam, edemem demesin. Hani bu konuda kimse kendini yetersiz görmesin. Tabii ki her kadının her alanda başarılı olabileceğine inanıyorum ben. Yeter ki azim, istek, her şey geliyor ondan sonra. Meral Seçer Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu binayı bize sağladığı için, bu imkanı bize verdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Biz çok memnunuz. Her şey çok güzel, daha da güzel olacak. Ben daha önce Gülten Hoca'nın kurslarına katılarak hani eğitim alıp belgelerimi tamamlayıp usta öğretici olarak buraya başladım. Ve hani buradaki kadınlarımıza daha çok onlara örnek olmak istiyorum. Bir rol olmak istiyorum. Hani onları da bir şekilde evden çıkartıp üretime katkı sağlamak istiyoruz hep beraber. Amacımız bu. Öncelikle bu binayı bizlere tahsis eden Büyükşehir Belediyesi'ne, sonra da kadınlara bu imkanı veren Mersin'den Kadın Kooperatifi'ne teşekkür ediyoruz.